Esselamu aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bir kimsede anormal problemler var. Paranormal hadiseler yaşanıyor. Ve bizler o kişinin üzerinde metafiziksel bir sıkıntı olabilir mi diye şüpheleniyoruz. Yani üzerinde büyü olabilir mi, musallat olabilir mi, nazar olabilir mi diye şüphelerimiz var. Nazarı pek bunun içerisine dahil etmeyelim hatta. Büyü veya musallat olabilir mi diye şüphelerimiz var kişinin üzerinde. Bununla alakalı onda böyle bir problem olduğunu net olarak bizler kendimiz nasıl anlayabiliriz? Evet, bununla alakalı bir tertip var. Bu tertipten bahsedeceğim. Öncelikle üzerinde büyü veya musallat olduğu hususunda şüphelendiğiniz kimseyi karşınıza oturtun. Ona yakın bir şekilde siz de oturun. Ardından sağ avucunuz böyle ağzınıza gelecek şekilde elinizi ağzınıza doğru yanaştırın. Avucunuzla, yani ağzınızdaki havanın sıcaklığını avucunuzda hisseder haldeyken İbrahim suresinin 42. ve 52. ayetlerini bu şekilde, İbrahim suresinin 42. ve 52. ayetlerini okuyun. Sonra Mü'minun suresinin 97. ayetini okuyun. Felak ve Nas surelerini okuyun avucunuza. Bir daha şöyle bir cümlede söyleyeyim mi? İbrahim suresi 42. ve 52. ayetler, Mü'minun suresi 97. ayet, Felak ve Nas sureleri. Elimiz bu şekildeyken okuduk. Karşıdaki kişi de duyabilir yani, o baktıracağımız kişi. Daha sonra o kişinin gözüne şu böyle yanaştırıyoruz avucumuzu. Yani kişinin bayağı yakın tutun gözüne. Eğer sizin elinize bakamıyorsa, bak bir kimsede büyü ve musallat varsa karşıdakinde nasıl belirtiler başlar? Elinize bakamıyorsa, birdenbire titremeye başlıyorsa, böyle gözünüz, eliniz sizin onun gözündeyken, birdenbire midesi bulanıyorsa, kusmaya çalışıyorsa, efendim vücudunda anormal tepkiler meydana geliyorsa, işte hüngür hüngür ağlıyor, bir şeyler oluyor, bağırıyor, çağırıyor veya kendiliğinden kahkaha atmaya başlıyor. Efendim veya sizin avucunuzda renkler görüyorsa, mesela kırmızı siyah renkler görüyorsa, ben mesela haç gören biliyorum yani, yaptırttık daha evvel, haç gördüm dedi. Şimdi belli bir papaz büyüsü vesaire var yani. Bu tarz suretler görülüyorsa bilmelidir ki karşıdaki kişide mutlak büyü veya cin var. Bununla alakalı bir çözüm yolu aranmalıdır. Evet, karşınızda. Peki ben kendi avucuma okuyup yok, olmaz. Böyle olmaz. Kendi kendine yapamazsın. Birisi sana yapabilir. Aslında senin başka birini yapabileceğin bir tertip bu yani. Bir kimsede büyü var mı? Musallat var mı? Onu, evet, başka bir kimsenin de yardımıyla beraber bu şekilde efendim anlaşılabilir diye sizlere özetlemiş olalım. Zor değil, kolay. Hemen yani şöyle bir 10 dakika içerisinde, 15 dakika içerisinde bu yapılıp denenebilir. Allah'ım Azze ve Celle var ise böyle bir metafiziksel tesir, bu tesiri iptal eylesin diyelim. Rabbim yardımcımız olsun. Vesselam.